Evet, merhaba tekrar. Şimdi üçüncü dersimizi yapacağız. Himalaya Ladakh inzivasında. Konuştuklarımızı bir hatırlayarak başlayalım aslında. Bahsettiğimiz kavramlar yaratılışa dair, benliğe dair, kişinin, insanın özgürleşme diye eğer yoga tanımlıyorsa yolculuğuna dair. Öncelikle Deva diye bir kavramdan bahsederek başladık. Deva, div kökünden geliyor, ışık dedik. Işıklı varlık manasına geliyor. Işıklı varlık ama dediğimizde asıl biz şöyle anlatmaya çalıştık. Kozmik suretler veya tüm yaratılışta saklı olan nitelikler. Bu yaratılışı aslında anlatmaya çalışsak ardındaki zekayı onu temsil edecek belli sıfatlar. Bu yüzden nitelikler ve sıfatlar. Biz bunu kendi kültürümüzde esmalara benzettik. Esmalar diyerek 99 Allah'ın esması olarak bilinen hay, yaşam verme, gani, bolluk, bereket, işte kadir, güç, kuvvet, celal, yıkım gibi sıfatlara benzeterek anlattık. Deva aslında tamamen bu esmalar gibi Hint diyelim ki öğretisinde veya yoga kültüründe yaşam verme, bağışlama, belki kapsayıcılık, bolluk. Bu anlamda Vishnu, Shiva, Lakshmi vesaire gibi o kavramların ismi. Işığı yansıtan aslında renkler gibi. Işığı saf ışık olarak hiçbir zaman görmüyoruz. Işığı aslında her gördüğümüzde bir renk olarak, bir frekansta görüyoruz. Ve zihin tanımlamaya mahkum. Zihin her daim konuşmaya çalıştığında sıfatlandırmaya mahkum. Eğer ben desem ki şu an Damla birisine nedir? Bu Damla'nın genel ismi. Ama Damla nedir diye sorduğumda birisi anlatmaya başlasa belki kadın diyecek. Diğeri işte öğretmen diyecek, başka birisi öğrenci diyecek, birisi çocuk diyecek, birisi kardeş diyecek. Her biri aslında ilk Damla kim veya Damla ne diye sorduğumda anlattığında bir başka isimle, başka bir sıfatla onu açıklamaya başlayacak. Bütün bu isim ve sıfatlarının bir aradalığına aslında genel bir şemsiye olarak Damla diye bir isim vermiş. Şu an biz de böyle konuşuyoruz. Bütün yaratılışa baktığımda da ardındaki en azından Vedik kültürde diyor ki baktığında pek çok sıfatla anlatabilirsin. Doğayı da işte bütün evreni de yaşam verme, aynı zamanda yaşama alma, yıkma bu da içerisinde. Eğer bütün sıfatların hepsini birlersem, tüm sıfatları beraber isimlendirirsem o zaman tüm devalar yani tüm nitelikler ve tüm sıfatlar birlikte tek isim, bütün isimleri toplayan tek isim anlamında Ishvara diye Sanskrit bir kavram var. Evet, benzetmeyle anlatmaya çalışırsak tasavvuf kültürü de bir yandan İslam felsefesi diyeceksek bizim de kültürümüzde böylesi bir yaratılış ve kozmoloji üzerine muhakemede diyor ki ismi cami yani cami toplamak tüm isimleri toplayan bir isim varsa onun ismi Allah ya da Tanrı eğer diyeceksek. Bütün isimleri toplayan isim ismi cami yani Damla gibi kadın, öğretmen, öğrenci, eş veya çocuk veya kardeş bütün bu isimlerini toplayan tek isim eşittir. O özneye dair ismi Damla. Ama kime sorsam hangi zihne yani Damla'yı dışarıdan gören herhangi bir başkasına bunlardan bir tanesini seçerek önce açıklamaya başlayacak. Demin anlattığımız buydu. Kimi diyecek ki önce işte öğretmen, kimi diyecek ki önce kardeş. Sonra diğerlerini sayacak. Bu da şunu söylüyor. Aslında her tekil zihin bir üçüncü tekil olarak kimden, başka bir nesneden yani bahsediyorsa onu illaki sıfatlandırarak anlatmaya başlıyor. Yani bu yüzden 99 buna Esma ile benzetme konuştuk ve çok önemli o 99 Esma aslında bütünü
Tekil bir yönden bakmaya mahkum ve tanımlara mahkum olan zihinler konuşamaz. Zihin her zaman sıfatlara, tanımlara, kavramlara mahkum betimlemeye ve açıklamaya olduğu için bütünü konuşurken yine sıfatlandıracak. Bu yüzden İşvara, yani bütün diye tanımlayacağım bütün isimleri içine alan o ismi cami ya da evet Allah, böyle bir kavram varsa o onu gören zihne göre bir sıfatta aslında, tezahürde ve görüntüde. Bunu anlatmak için bu kavram da önemli. Yaklaşım ve onu düşünmede, eğer ki bu zihin, bu nitelikleri bunun içerisinde, şimdi dışarıya bakarak tasavvur ettiğinde bir büyük veya bir bütün, eğer bu zihnin içerisinde kapsayıcılık kavramı daha baskınsa sıfatta tanımada, baktığında bütün önce kapsayıcı olarak anlatmaya başlayacak. Ya da şefkat diye anlatmaya başlayacak. Ya da yıkım veya cezalandırıcı diye anlatmaya başlayacak. Özetle şunu söylemeye çalışıyor. Aslında bu iki kavram bu kültürün içinde, bu felsefede, yine benzer şekilde tasavvufta da, bizim kültürde hangi zihin niteliğiyle siz örülüyseniz bütünü de o nitelikle tanımlamaya başlarsınız. Her zihne göre de bu biricik, öznel ve başka olur. Yani hiç kimse için damla aynı değil. İsim olarak damla deseler bile bütün insanlar bu özneye, her biri damla dediğinde ya kardeşliği, ya çocukluğu, ya kadınlığı, ya öğretmenliği, ya öğrenciliği, bir sıfatı kastederek ona sesleniyor. Bu yüzden de sıfatlara mahkumdur zihin. Ve çağırırken, konuşurken yüzden sıfatlarıyla yaklaşılır. Bu da yoga kültüründe veya işte diyeceğiz ki yoga felsefesinde o deva kavramıyla karşımıza çıkan Shiva, Vishnu, Lakshmi gibi gibi isimler. Bunlar, yani şunu anlatmaya çalışıyorum, tanrı değiller. Eğer tanrı diye bir kavram varsa yoga felsefesinde de onun ismi Ishvara. Çok tanrı yok yani. Zaten tek bir tane aslında bütünleyebilen, adı üstünde bütün diye bir kavram olabilir. O da yine yoga sutralar gibi metinler, hatta yoga metinlerinde farklı farklı, yine eski yoga felsefesi kitaplarında Ishvara olarak seslenilir. Eğer ki Shiva veya Vishnu gibi böyle kavramlar geliyorsa onlar birer devadır ve şu farkındalıkla o isimler orada zikredilir. O da zihin olarak seslendiğinde öğrenci ya da diyelim ki kul bir nitelikle seslenmeye mahkum olduğu için ve onun niteliğine göre, onun mizacına göre, onun aslında zihin yapısına göre de herhangi biri zaten daha öncelikli ya da daha çekici olacaktır. Bu yüzden de kiminin tanrısı şefkattir, kiminin tanrısı gazap verendir. Hani bu da baktığımızda aslında yorumlarında insanların gördüğümüz, konuştukları. Kendi içimizdekiyle eşleşiyor. Evet. Bu yüzden de daha büyük ve daha kapsayıcı ve yani bütün, yani büyük olan bir şeyi anlamak istiyorsam onu anlamama vesile olan zihinle çalışmam gerekiyor. Kendi içimdekiyle eşleşiyor dediğimde kendi zihnimdeki düşünceler ve kavramlarla aslında algılayabiliyor ve anlayabiliyorum. Arka plan bu demek. O zaman ben algılama araçlarımı genişletmekle çalışabilirim. Bu da kendinde aslında şefkati geliştirdikçe ya da daha büyük bir şefkat nesnesine yaklaşmayı arzu ettikçe sen şefkatle büyüyeceksin ya da sen şefkatle büyüdükçe zaten her yerde daha büyük bir şefkati göreceksin. Aslında tavuk yumurta gibi bir şey olmaya başlıyor. İkisi birbirini doğuran. Hem senin zihninin içeriğine bağlı algın ve idrakın bütüne ve büyüye dair, hem de sen kendini ne yönde daha büyütmek, genişletmek istiyorsan bütün ve büyün o niteliğini zihnine çağırarak çalış. Bu da esmalarla zikir gibi tasavvufta olan. Tekrar tekrar bir sıfatı, mesela diyelim ki Kadir esmasını tekrarlamak gibi, yoga felsefesi veya uygulamasında da bir mantrayı, bir Vishnu mantrayı veya işte eğer özgürleştirme ise Shiva mantrayı gibi, böyle isimleri de o bireysel öğrencinin zikretmesi ya da işte tekrarlaması, zihnine çağırması, yani onun üzerine meditasyon yapması. Meditasyon yapması dediğimizde
Zihni zaten bir nesne, bir odak üzerine yönlendirmeyi kastetmiş oluyoruz. Bu da diyelim ki şefkat kavramı olacak mesela. Eğer onun için bu büyümeyi ve genişletmeyi vaat ediyorsa, o kişi için, o mizaç için ya da başka birisi için işte bolluk bereket olabilir. Lakşmi veya işte Gani gibi Arapça ismiyle. Deva ile İşvara bu anlamda iki farklı. Şimdi bir tane daha kavram var. Sanskrit terimle diyor ki Vedanta felsefesi de İşvara o zaman yine de her zihin için o zihnin niteliğine göre bir nevi boyanmış bir kavram. Her zihin için. O zihnin niteliğine göre boyanmış en büyük, en kapsayıcı. Ama zihnin niteliğine göre isim alıyor. Hiçbirimiz aynı anlatmayacağız. Hiçbirimiz aynı anlatmayacağız. Hiçbirimiz onu aynı düşünmeyeceğiz, düşünemeyeceğiz. Bu yüzden de bir tane daha tanımı var. O da nitelikli manasına gelen sa birlikte demek Sanskrit. Buna nitelik. Niteliklilik en büyük. Yani yine ona bir nitelik vererek tanımlıyorsun. Niçin? Çünkü zihinle onu düşünüyorsun. Ve zihin nitelikler, kavramlar, düşüncelerle ancak çalışabilen bir enstrüman. Bu yüzden nitelikli en büyük veya kapsayıcı dediğim şey zaten işvara. Ya da bir başka dille işvara, Tanrı ya da Allah diyeceksek eğer evet, zihnin düşünebileceği en büyük kavram. Zihnin tasavvur edebileceği en kapsayıcı. Ama burayı tekrar vurguluyoruz. Her zihne göre bu başka olacak çünkü her zihnin düşünebileceği başka bir sınır, frekans, aralığı var. Neye bağlı? Kendi düşünme limitlerine bağlı. Bunun yanındaysa muhakeme ettiğimde şu anda beraber ettiğimiz gibi o zaman niteliklerle beraber düşünmenin yanı sıra nitelikleri olmadan da herkes ve her şeyin içinde eriyebileceği, özdeş olabileceği bir veya tek yok mu peki? Nitekim bu sözümüzde var. Muhakememizde de düşünebiliyoruz. Şu an konuşurken buna karşıt olarak en azından bir düşünce olarak en basitinden. Çünkü niteliklerle ise hala sınırlı bir yerde ve zihne göre. O noktada veya verdiği cevap burada da felsefede terim olarak karşımıza da çıkacak. Niteliklerin ötesinde eğer bir kapsayıcı varsa, Brahman kapsayıcı demek, en büyük, en geniş manasına gelen Sanskrit kök brih'ten geliyor. Brih en büyük. En kapsayıcı. En kapsayıcı olacak ama niteliği olmayacak. Böyle bir şey düşünebilir miyim? Niteliksiz bir şekilde düşünme mümkün değil. Düşünce zaten nitelik demek. Niteliksiz eğer düşünüle yani ya da şöyle söyleyelim niteliksiz yani ne iyi ne kötü hem iyi hem kötü. Çünkü öbür türlü nitelik hala kısıt. Ben kısıtsız en büyüğü bulacağım. Kısıtlıysa o zaman en büyük olamaz. Hem şefkatin en büyüğü hem gazabın en büyüğü olması lazım aynı anda. Bütün Yani artı nitelikler eksi sonsuz artı eksi sonsuz ya da sıfır varsaymak. O gibi. zaman öyle bir şey olduğunu Varsaymak ya da artı ile eksi yan yana geldiğinde aslında sıfır yapar. Bir nevi hiçleştirmek gibi bir şey ama her şeyleştirmek de. Çünkü sıfır aslında niceliklerin kalmadığı bir yeri tanımlıyor. Sonsuz kavramı da bu yüzden sıfırla matematikte yakın. Niceliklerin ötesinde olan bir şeyi tanımlıyor. Bunu da muhakemem şu an düşünebiliyor. Nicelikler yine de sınırdır. O zaman nicelikler ötesinde bir şey olabilir mi? O zaman bu nitelikler ötesi bir şeyin olması demek. Sanskrit niteliksiz demek. Ama burada teknik Sanskrit terim önemli değil. Önemli olan şu. Nitelikler zihinle ortaya çıkıyorsa, zihin zaten düşünceyle nitelik, sıfat, kısıt demekse, niteliksizlik de bu durumda ya da nitelik ve nicelik ötesiliği arıyorsam bu durumda zihin ötesilik demek. Zihinle yaklaşılamaz, zihinle kavranamaz. Ama böyle bir şeyi muhakemem şu an en azından kıyaslayabiliyorsa
Bu zihnin de ötesinde bir kavram olmalı. Ki tüm zihinler içinde eriyebilir olmalı. Ki tüm zihinleri de böylece kapsayabilir olmalı. İçine her şeyi dahil eden bir şey, hem onu kuran bir şeydir, hem onu bütünleyen bir şeydir. Benzetme de hep genelde derste verdiğimiz uzay gibi şu anda ya da bu boşluk gibi bu odanın içerisinde alan olarak olan. Bu boşluğun kendisi baktığımda sıfır gibi, hiç gibi, yok gibi. Gözüm görmüyor bir boşluk ya da uzay. Ama bu boşluk ve uzay bir taraftan da kapsıyor buradaki, bu odadaki her nesneyi ve her şeyi. Hatta bu boşluk ve uzay sayesinde bu nesnelerin her biri burada, bu konum ve hacimde duruyor. Pozisyon alıyor. O zaman uzay ve boşluk aslında hem bu nesneler harici ve ötesi, hem de nesnelerin kendisini içinde alan alan ve mekan. Ama gözümün görmediği bir şey. Uzay olmasa burada bu mekan olamaz. Uzay mekanı kuran şey zaten. Zihin ötesi dediğimizde de bu durumda eğer bir kapsayıcı varsa her şeyi içine alan zaten o her şey diyerek tanımladığımız şeylerin de kendiliğini kuran olmalı. Her şey diye tanımladığımız şeylerin, tekillerin yani içine bir nevi alan ardındaki yapı olmalı. Şu an burada bu yazılar var. Bu yazıları görünür olmasını sağlayan, onların hepsini içine alıp kapsayan arkada bir boş kağıt var. Bunun gibi bir şey. Bu boş kağıt aslında baktığımda gözün nesne olarak görmüyor. Çünkü boş kağıt bir nesne değil gözüme. Boş kağıt yazıyı görmem için gereken temel alan. Ama bütün yazıları içine alan, üzerinde tutan, bir yandan birbirinden ayıran ve görünebilir olmasını sağlayan. O yüzden de kağıt yazının ötesinde bir kavram aslında. Düşünürsek zihin ötesi dediğimizde neyi kastediyoruz? Ya da düşünce ötesi dediğimizde neyi kastediyoruz? Çünkü zihin dediğimde zaten düşünceyi kastediyorum. Zihin düşünceler bir aradalığının ismi, verdiğimiz bir diğer ismi. Zihin demek, düşünceler demek. Ben düşünceler ötesinde o zaman bir kapsayıcı bulmak istiyorsam zihin ötesinde olmalısı bu durumda. Şimdi bu soru buradan daha önemli bir soruya getiriyor. Bu yüzden de felsefe, tasavvufta da yine aynı sonuca varmış. Aydınlar veya ermişler ya da yoga yolunda da aynı şekilde. Peki, düşünce ötesi bir şey bulmak istiyorsam, zihin ötesi bir şey bulmak istiyorsam önce zihin nedir anlamam lazım. Düşünce nedir anlamam lazım. Sınırlarını görmek, tanımak dediğim şey ise bu. Peki zihin nerede? Düşünce nerede? Dışarıda bir yerde değil ki. Zihin ya da düşünce dediğimde aslında şu anda burada ben diyerek muhakeme eden, bunu fark eden, bunu izleyen veya kurduğu bir şey diyelim, bu cümle, bu düşünce, şu an ağzımdan çıkan düşünce. Ama bu zaten benle ilgili, bende olan bir şey. Düşünceler zaten ben tanımını ve kavramını yaratan bir yerde de içerik. Ben de zaten düşüncelerden bağımsız bir şey değilim şu an burada otururken. Düşünce ötesi veya zihin ötesi, eğer böyle bir şey söyleyeceksem buna dair arayış. Şu kavramın zaten benliğimi kuran bir kavram olduğunu, beni tanımlayan bir kavram olduğunu, kendimi zaten tanımladığım kavramlarla ötekiyi veya dışarıdaki en büyüğü de tanımlayabildiğimi söylediğimde her tür dış düşünce yani dış dünyaya dair düşüncem zaten benime dair bireysel burayı kuran deneyim alanımdaki düşüncelerle örüntülü ve bağlantılı bağımsız değiller. Buna da yaklaşmaya başlıyorum. Ve zihin zaten beni kuran bir şey olduğunu biliyorum. İşte ben düşünen burada birisiyim. Dediğim anda bu düşünceler adı Tanrı, Allah, İşvara, işte Kadir veya Kozmos ya da bir şey ne diyorsam bunların hepsi nihayetinde burada konuşan birisinden çıkıyor ve bu benim. Bu yüzden de zihin dediğim şeyi anlamak için de zaten zihni kuran ya da biri olarak birini araştıracaksam o benden başka bir yerde değil ki.
Düşünceleri izlemek, düşünceleri görmek, düşüncenin ne olduğunu anlamak, düşünce dışarıda değil, burada olan bir şey nihayetinde olduğundan bütün eski yöntemler düşünce izleme olarak meditasyon dediğimiz aracı, yolu vermişler. Meditasyon, zihni anlamanın, zihnin ne demek olduğunu tanımanın aracı, yolu, yöntemi, hepsini söyleyebiliriz. Yol, yöntem, araç, bunlar önemli kelimeler çünkü amaç değil, amaç ötesinde olanı bulmak. Bunun için de meditasyon dediğimde düşünce izlemek, bunu kastediyorum. Düşünceyi izlemek, düşüncenin ne olduğunu, nedir, ne demek anlayabilmek ve bunu her zaman bir düşünce ama içinde saklıyor. Buraya dikkat, düşünen benim farkındalığı her düşüncenin içinde var. Düşünceyi ben şu an söylediğimde, ağzımdan bir cümle söylediğimde hep içinde bir düşünen biri var. Düşünülen bir nesne var. Ya da konuşan biri var diyeyim söz olarak. Bir de konuştuğum bir şey var. Bunlar hep beraber düşünce veya konuşma da düşüncenin dışarıya somutlaşmış hali. Bir arada kendisini gösterdiği için nesne dışarıdaki anlamaya çalıştığım dünya, Allah, Tanrı, büyük neyse özne, onu düşünen, onu düşünebilen, onu tasavvur edebilen, onu kavramsallaştırabilen bir özneden bağımsız değildir. Hani cümlemiz bu, şu an buraya vardık, burası önemli. Her tür anlamaya çalıştığım dışarıdaki dünya nesnesi ister en büyük adına bir kavram, ister sadece adına dünya, doğa diyeyim ne diyeceksem, herhangi bir şey, her şey onu düşünenden bağımsız değil, özne, düşünce yani nesnesiyle birlikte geliyor ve bir düşünce olarak ortaya çıkıyor. Bu yüzden de öznenin kendisini nesne göz beş duyunun dışarıda gördüğü nesneden ayırarak içeriye dönük o düşünceyi izlemek, tanımak ve düşünene ulaşmak için bir yol. Bir yandan meditasyon dediğimizde. Velev ki öyle bir şey olursa, bunu yoga sutralar gibi metinler anlatmış. Bir yol olarak bir düşünceyi izlemeye başlarsanız, düşüncenin kendisinin ben dediğiniz kimliği nasıl kurduğu ve benin nihayetinde, arka planında, o düşünce ötesinde de ne olduğunu da bulmaya gidebileceğini söylüyor. Benin, düşüncenin ötesinde de. Tıpkı ilahi olan bir şey varsa, yani büyük, en büyük olan bir şey varsa, onu düşünceler kuruyorsa, nitelikle konuştuğumda, niteliksizliğinde o en büyüğü bulmam da zihin ötesindeyse, düşüncenin de ötesinde bir ben var mı? Bunun için de düşünceyi izlemem lazım. Her koşulda zihin, özetle benlik tanımımı ve algımı ve beraberindeki dünya tanımımı ve algımı kuran araç, temel. Bir yandan şöyle bir şey gibi. Burada böyle bir dekoder gibi her ne varsa dışarıya çıkan dünya, adı olsun Tanrı, adı olsun evren, adı olsun Ayşe, Fatma, neyse çevrende gördüğün dışarıdaki her şey. Bununla arada bir ayrı birlik halinin ilişkisini kuran dekoder gibi, okuyucu gibi. O filtre gibi. Mesela bilgisayarda da böyle bir arayüz diye bir şey var. Arayüz olmadan işte arkadaki kod kendini göstermiyor. O arayüz zihin gibi bir şey. Ama mesele şu ki sen arayüzü görmüyorsun. Sen baktığında aslında normal işte bir sayfa görüyorsun, yazılar görüyorsun. Kodun arayüz üzerinden yansıyarak, çıkarak aslında son görüntüsünü görüyorsun ekranda. O bizim için dünya, Tanrı, evren diye konuştuğumuz her şey. Ama nihayetinde ardında bir koddan çıkıyor. Ama bir arayüz onu okuyarak gösteriyor. Böyle bir yapıda olduğunu söylüyorum. En azından eski metinlerle de anlatmaya çalıştı. Bu yüzden de zihni anlarsam o zaman, yani arayüz anlarsan, dekoderi anlarsan, filtrelerini anlarsan, dünyanın da nasıl tanımlandığını, Tanrı, evren, Ayşe, Ahmet, acı, mutluluk, söylediğim, düşünebildiğim her şey. Ve bunun ardında da elbette bundan yalıtılmış bir yerde ise
biri varsa eğer özne olarak beni kuran kim ve nedir o? Olmak ve var olmakla ben nedir o? Buraya da yaklaşılabilir bir şey. Bu nedenle bütün eski manevi öğretiler ve temelinde de zaten yoga felsefe olarak zihinle çalışmayı ama sadece yoga değil bütün manevi öğretilerle diğer tasavvufta da tai chi işte qigong bilmiyorum başka başka şeyleri şamanlık vesaire de sayabilirsiniz. Düşünce boyutunda aslında zihin boyutunda çalışmaları daha odağa almış aslında gelenekler. Ama zihne gitmek için yani o düşünce boyutuna ulaşmak için fiziki ve daha somut olan düşüncenin kendini göstermesine vesile olan da daha şöyle söyleyelim mekanik kasa gibi. Yani arayüzüm var, arkada kodum var, önde gördüğüm bir görüntü var. Ama bunu da bir çelik veya alüminyum bir kasada görebiliyorsun. Böylesi bir somuta ihtiyacım var o görüntünün çıkması için. Bu yüzden de bir bedene ihtiyacım var. Düşünce yani zihin çalışması için de somut bir ekran. O ekran alüminyum çelik, burada da karbon, hidrojen, su atomlarından oluşmuş bir kaba beden. Beden olmadan da zihin kendisini gösteremiyor. Bunu aslında daha basit şöyle söyleyelim. Beden o zaman zihin kendini çalıştırabilir. Ya da zihin daha doğrusu düşünce üreterek o ekran üzerinde neyse ürün gösterebilir. Ama biz bunun ardında her ne varsa onun şu an sorusunda bir araştırma. Felsefenin de yoganın da metinlerinde aktardığı bu metinlerden en ünlüsü Yoga Sutralar. Yoga Sutralar diyor ki metnimiz milattan önce 500'lerden bu işte burada da konuştuk, daha önce de konuştuk. 8 adımda, 8 uzuvda bir yöntem bilim olarak zihnin ve ötesinin ne olduğunu idrak etmek istiyorsan, anlamak ve araştırmak istiyorsan basamak basamak aslında ulaşma adına önce beden yetkinliğinde olmalı. Yetkinliği ne demek? Bedenden gelen her tür duyu, acı veya sıkışma veya işte her neyse bedenden pek çok duyum alabiliyoruz. Bizim temel duyu nöronlarımızla bakarsak bilimsel. Bunları kim okuyor? Zihin okuyor. Senin için bir deneyim yaratacak. Bedenin eğer hastaysa, eğer o anda sen zihnini izleyebilecek bir durumda değilsin. Acının kendisiyle aslında böyle sıkışmışlıkta bir yerdesin. Bedenin bu anlamda duyum ve veri skalasını öylesine bir yetkin kontrol edebilir halde ol ki iraden dışında, kontrolün dışında beden seni belli düşüncelere sağlık etmesin. Öyle mi denir? Yönlendirmesin. Yani şu anda eğer ben fiziki beslenmeme dikkat ediyorsam, fiziksel kondisyonuma dikkat ediyorsam bu spordur, bir sürü şey olabilir. Bedenimin aslında benden bağımsız acı yaratma ya da rahatsızlık yaratma risklerini ve ihtimallerini yönetebilmeye çalışıyorum. Şu an sabit burada durduğumda eğer kaslarım güçlüyse belim ağrımıyor en basiti. Bacaklarım uyuşmuyor en basiti. Niye? Çünkü sadece düşünceyle tek başına bir düşünceyle kalmam için bedenin de zaten tek başına sabit kalabilme becerisi olması lazım ki başka bir düşünce getirmesin. Bu temelde asana dediğimiz yer. Asana iki başlıkta o zaman bedeni bu anlamda hükmettirmeye çalışabilirsin. Bir, onu farklı farklı kondisyon veya idmanlara, egzersizlere sokarak kalibre ederek yani onun ara frekansını acı ve bu anlamda rahatsızlık diye düşüneceksek skalasını genişleterek daha fazla en basit işte kol kası çalışırsam kasımın herhangi bir şey aldığında yorgunluk veya acı çekme ihtimalini minimize etmiş olurum. Buna biz birinci başlıkta Hatha Yoga asanaları yazmıyorum. HY diye yazıyorum. Yani bildiğimiz işte kolunu kaldır ya da her tür fiziksel egzersiz de diyebilirim. Ama bunların belli bir matematiği olması lazım. Öyle bakınca biz normal yoga asana dersleri gibi düşündüğümüz. Ama iki, asıl burası önemli. Çünkü eğer
Sen durmayla çalışıyorsan, zihnin sadece sabit tek bir düşüncenin ne demek olduğunu anlama adına bedeni de bu yetkinlikte bir düşünce üretmeyecek sabitliğe getirmen gerek. O da meditasyon asanaları. Asıl meditasyon asanaları, yani oturuş asanaları, bacağını sağ işte ne bileyim yarım lotusa koy, bağdaşa koy ya da ayaklarını işte geriye al. Her ne şekildeyse bedenini öyle bir sabitliğe getir ki bir daha hiç hareket, acı, ağrı, güdüsü kalmayacağı bir konum. Bu yoga sutralara göre asıl asana tanımı ve öyle bir yerde beden artık zihne yeni bir düşünce üretmeyecek bir yetkinlikte. Niye? Çünkü zihindeki sadece düşünceyle kalmak istiyorum. Aksi takdirde beden sürekli yeni düşünce üretecek. Getirdiği acı, rahatsızlık vesaireyle. En basiti şunu yaptığımda bile dikkat olarak düşüneceğim, hareket eden kol demek. İçeriğim bu oluyor. Ya da şu an konuşurken konuşan ağız ve dil oluyor. Ama durduğumda boş şu an içerik. Durmanın kendisi tek başına bana içerik olabilir. Ama duran bir şeyi izlemek kolay bir şey değil. Hareket eden bir şey izlemek daha kolay. Bu yüzden bir numaradan ziyade iki numaradaki duran asanalar, buradaki kasıttaki asana, durandan dediğimizde de oturmak yani. Ben oturdum. Oturdum, artık beden bir veri vermiyor zihne. Böyle bir yetkin dedim. Sonra zihin için ihtiyaç, şimdi kaldığımda eğer tek bir düşünceyle baş başa olacaksam odaklamaya, kalbimin kendisi bedenimi durdursam bile ben durduramıyorum. Bedenin içerisinde en başta kalp sürekli iradem dışında hareket eden bir şey. Hareketi durdurduğum yerde çünkü izlemem daha sabitlenebilecekti. Ama yine de kalp atıyor. Kalbin atışının kendisini de durduğumda hala benim için bir dalgalanma olabilir. Değil mi? Yani hiçbir şey yapma, dur, don, film gibi böyle hani oyun gibi desek. Duyuyorsun hala içeride. Ama bu bazen hızlı, bazen yavaş. Neye bağlı? Kalbimi yönetemesem bile hızını ve yavaşlığını, daha yavaş olursa kalbim daha fazla sabit ve verisiz olurum, değil mi? Çünkü onun bile hiçbir izi ve hareketi yok. Dalgası yok, zihne getirecek bir düşüncesi yok. Kalbimi durduramam ama kalbimi yavaşlatabilirim başka bir şey kullanarak. Nefes. Bu yüzden de nefesimin ritmi aslında kalbimin ritmini belirliyor. Nefesimin sıklığına bağlı bedende küçük de olsa hala dikkat çeken ve düşünce yaratabilecek bir hareket kalıyor. Eğer kalbim ne kadar yavaşsa nefesim de o kadar yavaş demek. Bu da zihin için daha fazla o zaman sabitlik, izleme şansı demek. Uyarıcı etkisini daha da azalttım demek. Bu yüzden bir sonraki adımda nefes. Yani ama arka planda hareketi durdurmak var. Burada düşünürsek. Öylesine muazzam, muntazam duruş ki tek bir düşünceyle saf düşünce tek başına kalsın ve onun ne olduğunu, nasıl ortaya çıktığını, neyle ortaya çıktığını görebil. Dikkat dağıtan her şeyi çekmek. Evet. Dikkat dağıtan şey burası bile, yani şu an bir numara, bir numara dediğim beden aşaması bile o kadar uzun çalışma talep eden bir nokta oluyor ki, yani ciddi öyle bir boyut. Şu an nefes dediğimiz şey bile bayağı bir çalışma talep eden bir şey. Yani kalbin o kadar yavaş kontrolde olacak. Bu ne demek? Nefesin üzerinde o kadar yetkin kontrolde olacaksın demek. Nefesle çünkü kalbi yavaşlatabilirsin sadece. Başka hiçbir şeyle değil. Kasınla değil. Bunu bir şey tutarak yapamıyorsun. Bu yüzden de nefes pranayama diye burada Sanskrit isim olarak bilinen kasıt nefesin iki biçimde. Ama asıl yine asana gibi iki biçimde. Ama asıl yine yukarıdaki gibi iki numara. Önce onu söyleyeceğim. Demin onu dediğimiz için. Nefesin neredeyse yok gibi. Bu ne demek? Kalbin neredeyse yani yok gibi olamaz tabii ki ama çok ama çok azalttı. Dakikada belki işte 3 ya da 4 atışa kadar yoğun meditasyonda yetkin olan böyle keşişlerin üzerinde yapılan deneylerde böyle keşfedilmişti. Dakikada 3-4 kalp atışına indirebildikleri.
Bu 3-4 nefes demek aslında minerde, bir yerde. Çok ciddi bir yetkinlik. Ama 2 numarada asıl, ki yoga sutraların asıl pranayama tanımı budur. Nefesin neredeyse yok gibi olduğu, inanılmaz böyle ipek gibi yumuşacık, alışın ve verişin arasındaki süre ciddi anlamda uzadı. Tanımını böyle yapar pranayamayı. Ona pranayama der. Yani nefes yetkinliği. Ama bunun için ne yapmam lazım öncesinde? Çabayla, kendiliğinden olmuyorsa, çabayla bu hale gelmesi için ben çalışabilirim. Yine idman yapabilirim, egzersiz yapabilirim. Tıpkı bir numarada nasıl fizik spor, direnç egzersizleri, işte o hatha yoga asanalarımız bizi hiç hareketsiz bir beden için hazırlıyorsa, nefes alışverişle yaptığımız nefes çalışmaları ve aralarda çabalı ve iradeli tutuşlarımız, çabasız ve iradesiz, kendiliğinden böylesine uzayabilen, genişleyebilen, azalabilen bir nefese hizmet edecek. Bunu da yine asana gibi ayırıyoruz. Hatha yoga pranayama ile yoga sutraların, meditasyonun pranayama tanımı ayrılar yani. Bir ve iki olarak. Hatha yoga pranayama da hepimizin bir derse girip nefes çalışması yaptığımız yer. Al şu kadar ritim, tut şu kadar ritim, ver şu kadar ritim. Ama meditasyon tanımında, ki Budist öğretide de bu böyledir, nefese asla müdahale ve çabayla dokunmazsınız. Meditasyon diye aslında esnasında olan o nefes çalışması, yoga sutralara da Raja Yoga gibi bir tanım vereceksek, böyle kelimeyle anılır aynı zamanda. Yoga sutraların felsefesinde de pranayama tanımı, kitapta tamamen bunun anlatıldığı sutralar var ikinci bölümde. Nefesin çabasız, burası önemli, çabasız, yani bir şey yapmıyorsun ona iradeyle. Kendiliğinden çok genişledi, kendiliğinden azaldığı, neredeyse yok gibi bir hale geldiği yer. Orası meditasyon pranayaması ve tanımı. Bunu da bu yüzden ikiye ayırarak söyleyeceğim. Bir, çabalı, ama bu buna hizmet edecek. Bu önemli. İki, meditasyon yani yoga sutra tanımında pranayama kendiliğinden böyle olması. Fark iki tanımda. Biri kendiliğinden, diğerinde çabayla. Ve her çaba kendiliğinden oluşa hizmet için. Yani ben çabalıyorum, kolumu kaldır indir. Kendiliğinden bu kasların bu kolu böyle tutabilecek yetkinlikte olması için. İşte bel kaslarımın kendiliğinden omurgamı böyle tutabilecek yetkinlikte olması için. Şimdi kalbim bile, nefes vesilesiyle kalbimi görüyorum tabii. Kalbim bile neredeyse yok gibi. Öylesine az. Şimdi çok daha dikkatte kalabilirim, değil mi? Ve biz normalde de önümüzden ani bir kamyon sürse ta üstümüze doğru, eziliyormuşuz gibi bir an olsa saniyelik. O anda bedenimiz bir anda donup nefesimiz durmaz mı? Ve öyle bir anda muazzam keskin uyanık dikkatin açılmaz mı? Evet, ya kamyon burada, gör, harekete geç kaç. Ya da işte neyse, hani o çağrı veya bağırma için. Çok yoğun bir dikkat haline geldiğimizde de, normal hayatta da güdüsel izlersek, bedenimiz sabitleniyor, nefesimiz duruyor. Öyle anda zihin aslında sadece neyse izlediği nesne bir tek o kalıyor. Bir düşünce. Şu anda biz zihne ulaşmak istiyoruz. Bir düşünceyi düşünce olarak görebilmek istiyoruz. Bunun için bedenin ve nefesin neredeyse durması lazım yani. Böyle bir biyolojideyiz. Onu tersten anlatma çabam şu an. O zaman şimdi sonrasında nefesten geçtikten sonra sadece düşünce boyutunda kalmaya başlayabilirim. Bundan sonrası bir sürü parçayla tek başına zihin olacak. Ama artık giriş var. Beden, nefes, zihin diyeceksek. Üç parçada şimdi artık giriş var. Ve aynı kamyon örneğine bakalım. Kamyon geldi. Don halinde. Öylesine sabit odak, öylesine nefes durdu. Gözüm kamyondan başka bir şey görür mü? Hayır. Kulağım yanımda belki birileri bağırıyor ismimi. Duyar mı? Hayır. Sadece kamyon sesi. Filmlerde de bazen böyle işte sahneler olur. Öylesine işte bir kriz anı olur ki, ya da böyle basket falan oynuyordur. Potaya tam atar. Bütün sesler çekilir. Bütün görüntü buğulanır. Sadece ondan başka hiçbir şeyi görmez. Nefes bir an sanki
donar durur, beden aynı şekilde donar durur. İşte buradan da sıradaki adıma gelmiş oluyor. Ne gözün, ne kulağın, ne burnun, ne ağzın, ne tenin hiçbir başka duyu verisi almaz. Daha ince boyuta inmeye başlıyoruz. Duyu dediğimiz şey aslında duyu nöronlarım, veri alıcılarım dünyadan sinir sistemime dair. Sinir sistemimde dışarıdan uyarıcıları durdurmak diye niyet. Beden zaten bu bir uyarıcıydı, kalp bir uyarıcıydı. Ama dıştan gelebilecek her tür ses, form, görüntü de yine bir uyarıcı. Ve duyunun kendisi de öylesine bir odaklık, tek bir düşünce kalması için başka hiçbir veri almıyor olması lazım. Onların da durması ya da donması lazım bir nevi. Buna da şimdi sıradaki aslında zihnin birinci adımı bu. Çünkü düşünce duyularla üretilir. Bir sinir sistemi ilişkisi. Buraya duyu yazacağım. Düşünce duyularla üretilir. Doğru mu? Test edelim. Duydunuz mu sesi? Kapak kapandı diye düşündüm. Evet. Hemen dediniz ki kapak kapandı. Ben burada kapak mapak yoktu. Bir ses vardı sadece. Ses çok hızlı. Düşünce getirdi. Yaptım göstermesem bile. Hemen bir ses düşünce getirdi. Hemen bir düşünce. Buraya ben his demeden diyorum ki el, o kadar hızlı oluyor ki kavram geliyor direkt. Bütün dünyanın bilgisini, düşünce yani kavrama döküşümüz duyularımızın aracılığıyla. Ve bunun da şöyle deney anlamında zihin yine jimnastiği yapabiliriz. Çevremizde de olabilir, görme engelli veya işitme engelli herhangi bir duyusu olmayan bir kişinin aslında kavramsallaştırma anlamında da dünyaya dair bir alanı genelde daha farklı olur o duyusuna sahip olan kişiye göre. Yani doğuştan kör bir insana kırmızıyı ve sarıyı anlatamazsınız. Böyle bir kavramı tanıma yani mümkün değil. Çünkü o duyu verisiyle beraber kavramlar oluşuyor. Ya da ses duymamış bir insana hiç sesi anlatamazsınız. Veya şarkı, müzik gibi. Bunu anlatsam bile ki düşünme anlamında beynin de oluşumunda bu şekilde kavramsallaştırmada farklılıklar olduğunu hani yani bilimsel tezlerle de bu ispatlanmış durumda. Ki karşıtında hatta diğer duyularının kavramlarının daha çok olduğunu da biliyoruz. Mesela görmeyen birisinin de işitmeye dair çok daha derin bir içeriği var. Görene göre. Hem gören hem işitene göre. Değil mi? Sadece işitmede bu sefer çok daha detay sesleri duyuyor vesaire. Duyuyu atlayarak özetle düşünce boyutuna geçemiyoruz. Burası çok önemli. Şimdi eğer ben sadece duyuya ulaşmak, düşünceye ulaşmak istiyorsam o zaman duyu üzerinde de bir nevi aynı yalıtmayı, izole etmeyi, durmayı beden ve nefesteki o hareketsizliği azalması gibi azaltmak lazım. Ama bu bir lazım meselesi değil tabii. Hani evet azaltmak lazım. Öyle olan bir şey değil. Bu kendiliğinden de bir sonraki adımla beraber gelen bir şey. O da düşünce dediğimiz boyut. Şimdi işte buradayım. Bir düşünce her zaman duyuyla beraberdir. Ayıramazsın. Düşünceyi duyudan ayıramazsın. Bu yüzden beraber yazdım. Bunları şu an ayrı kavram gibi yazsak bile bu ikisi çok 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 yapışık. Bunlar bile yapışık tabii ki. Daha kaba boyutta ama burası ince boyutta o kadar beraber. Bu Buda'nın mesela Vipassana meditasyon diye tanımladığı meditasyon türünde ya da bizim de şu an tek nokta odak meditasyon gibi tanıdığımız meditasyon tekniklerinde arka planda kullanılan biçim nasıl bir düşünce normalde izliyor gibi görünürken aslında sen duyu verisi izliyorsun. Duyu verisi izlemeye başladığında zaten bir düşünceye odaklanıyorsun ve başka duyuları yalıtıyorsun. Ya da düşünceyi izlemek istiyorsan, anlamak istiyorsan düşünceyi yine aynı şeyi tekrarlamış olacağım. Duyu verini izlemeye başla. Böyle gidiyoruz. Ne yapıyoruz? Örnek daha derin deşifre edersek nefes meditasyonu yapıyoruz. Diyelim. Genelde de bu daha popüler. Herkesin bildiği. Nefesi izleyeceğim. Neden? Nefes çünkü bir düşünce.
aslında. Değil mi? Söylediğimde kelime olarak nefes sana bir kavram çağrıştırıyor. Ve nefesin kavramla beraber bir nesnesi var. Burada hareket eden bir akım aslında. Ama akımı sen salt akım olarak görmüyorsun. Böyle bir elektrik gibi değil. Nasıl biliyorum ben bunun akım olduğunu? Hislerimle. Buraya gelen bir his var. Sıcaklık var, soğukluk var. Aynı zamanda çıkan bir ses var. Ve çevresinde de böyle düşünürsem eğer nefesi bir imge var. Sanki böyle bir gaz bulut gibi havanın hareketinde. Bir form yani. Bunlar söylediğim hepsi duyu nesnelerim. Yani duyularımla ortaya çıkan şeyler. Özetle nefes diye bir şey yok aslında. Duyu verilerimin bir araya getirerek eşitlediği bir kavram var. Biz tasvir ediyoruz. Biz tasvir ediyoruz. Ama bu çok önemli bir buluş. Şu an konuştuğumuz şey. Çok önemli bir keşif. Çünkü sadece bu konu nefes adına değil. Düşüncenin doğasını anlamak istiyorduk. Yola öyle çıkmıştık. Dünyaya dair her şey böyle. Kalem diye bir şey yok. Sarı var. Siyah var. Ses var. His var. Form var. Eşitliyorsun, kalem diyorsun. Sadece duyu verilerimiz amorf, okunmayan böyle data boyutunda verileri okuduğumuz zaman kavram demeye başlıyoruz. Yani bunu bilimsel, eğer nörobilimsel konuşacaksak da beş duyumuz okuduğu beyinde aslında nöral, işte diyelim ki sinir yolları var. Kulağımın işitmesi, kulağımla işte beyin arasından geçen sinirler, gözümün görmesi, işte beyinle göz arası geçen. Ama sonra bir de bu verileri gelen bu nöronların okuyan bir de bölüm var. Beyinde de böyle yani. Hem duyu nöronların var, bir de beynin içinde bir bölüm var ki o duyu nöronlarından veriyi okuyarak onu anlam kazandıran. Tamamen beynin içindeyiz yani. Duyu dediğimizde de ki duyu nöronlarımızın hepsi de beyinden, kafatasından direkt çıkar. Hiçbir bedene gitmez. Göz sinirlerim beyin sapından çıkar. İşitme sinirim beyin sapından çıkıyor. Koku alma sinirim direkt beynin ortasından çıkan bir sinir. Ağız mı, dil mi dokunduran, konuşmamı sağlayan, tat almamı sağlayan bütün sinirler beyin sapımdan direkt çıkıyor. Bir tek deri biraz ilginç. Deri de farklı. Evet. Ama hepsi yine içeride okumada. Böylece anlam buluyor. Şöyle diyelim, böyle bulanık renkler, sesler, hisler dünyasının içerisindeyiz. Ama biz onları filtrelendirerek isimlendiriyoruz. Tek tek sınıflandırıp isimlendiriyoruz. İşte bebeklikten büyümek de böyle bir şey zaten. 2 yaşından önce 9 aylık, 8 aylık bir bebeğin kavramları yok. Saf, ham duyuları var sadece. Bir yerden sonra beyin gelişimi dediğimiz şey, ham duyular kategorize edilerek kavramsallaştırmaya başlanıyor. Neye bağlı? Neyi deneyim olarak aldığına bağlı. Neye maruz kaldığına bağlı. Bu da bu yüzden kavramlarında eğer ki sen hiçbir zaman kivi diye bir yani meyve yemediysen böyle bir kavramın yok. Ya da ateşe dokunmadıysan sıcağı bilmeyecek. Ki başka coğrafyalara gitmek, seyahat etmek de buradan kıymetli oluyor. Çünkü yeni duyu verileriyle yeni kavram dünyası genişletmeye başlıyorsun. Yani basit örnek demin kivi verdim. Şu anda da diyelim ki işte Bengal diye uyduruyorum şu an. Yani ismini bir meyve varmış. Böyle bir görüntüsü var. Ha, evet, evet gibi. Aha. Siyah kakule. Böyle bir şey yok senin kavram dünyanda. Çünkü hiçbir zaman ne göz gördü formunu, ne tat aldı tadını, koku almadı. Bu yüzden de onu tasavvur edemiyorsun, kavramsallaştıramıyorsun. Ama yeni bir duyu verisine girdiğinde şimdi beyninde yeni kavram açılıyor, oluşturuluyor. Bu işte hani daha geniş bakış gibi diyelim. Çünkü kavramların genişliği de kıyas mekanizmanı arttırıyor. Bunların ötesine şimdi geleceğiz biz bir şeye daha. Şu an şu boyuttayız.
verilerimizle kavramlarımızı oluşturuyoruz. Bu kadar. Ve sen bir kavramının ne olduğunu saf boyutta, onun üzerinden daha hikaye yazmadan, şimdi devam edeceğimiz yer orası, görmek istiyorsan saf duyu haline geri giderek bunu yapabilirsin. Ne demek istedim? Şunu demek istedim. Sana getirdiler kivi. Kiviyi ağzına alıp tadına baktığın anda, eğer kivinin sadece tadını mı alıyorsun, yoksa kiviyi yerken, aa bu da kivi, şunu da şuradan, şu arkadaş almıştı bana ne diye getirmişti, çok da kilo aldım aslında, bu da şekerli ya da hastayım, C vitaminine ihtiyacım var, o yüzden kivi daha çok yiyeyim gibi bir hikayeyle mi berabersin? Değil mi? Hepimiz için iki numara. Çünkü yani düşünce dediğimiz boyut sadece kivi diyerek bırakmıyor. Kiviyi aldıktan sonra kivinin hepsi bebeklikten itibaren aldığımız veriler bellek dediğimiz bir yere yazılıyor. Her kavram, her duyu bir arada, bunun adı kivi, zıt kayıt alındı. Bunun adı elma, zıt kayıt alındı. Ha, tek başına elmayı mı aldın? Hayır, elmayı sana bir kadın verdi, saçları vardı. Ha, bu arada kadın kavramını da öğreniyorsun. Sonra anne kavramını belki öğreniyorsun. Bir arada hepsi eşleştiriliyor. O kadar çok veri, o kadar çok veri data bombardımanı, ama bunu çok hızlı yapabilen muazzam bir enstrüman bu. Artık orada kivi tadının anne elinden gelmişliğiyle yazılmış bir beraberlik var. Çünkü bir bağlam içinde alıyoruz bütün verilerimizi. Duyguya da bağlar mı? Boyutlu Bağlayacak. ve boyun Tabii kiviyi ki. seversin. Tabii bağlayacak. Zaten oradayız. Evet. Asıl şu an oraya gidiyoruz. Yani duyular saf duyu olarak kalmıyor. Yanında düşünce, o düşünceyle beraber bir sürü düşünce, o kavramların hepsi yazdığı hikaye. Hikayenin kendisi ise, burası önemli, buradan geçtiği deneyim, işte onun adına deneyim demeye başlıyoruz. Deneyim nedir? Deneyim, duyu verilerinin alınarak bir bellek kayıtları dahilinde yazılması ve o bellek kayıtlarının da kimliğe bağlı bunu okuyan, yani deneyimleyen nesnenin haz veya acı gibi sonuçlarıyla tanımlaması. Bu da duygu skalası. Temelinde iki tane sonuç var. Bir duyu verisi, aldığı kavrama bağlı, tamam yani tatmin edici. Temel bakarsak biyolojik özelliklerde yemek, içmek, üremek, uyumak, dışkılamak, aslında yaşam devam ettirmek. Bunları destekleyici temel o güdüsel yerde bakarsak, ya da bunları riske attığı yerde okumalarla acı verici. Sonra bu sadece haz ve acı skalası büyük bir şemsiye, yelpazeye girerek öfke, nefret, kıskançlık gibi bir sürü çeşit çeşit duygu rengine dökülebilir. Temelde saf duyu verisi, bir düşünce ve beraberinde de aldığı bellek kayıtlarıyla okunarak, bu bireysel benlikten filtrelenerek duygu olarak da cevap verme. Dışarıya duygu aslında cevap verişim. Düşünce dünyayı tanımlamam, duygu dünyaya verdiğim benlikten cevap. İşte bu iki numaradaki, asıl şurada düşünce dedim ama artı yazmam lazım, duygu. Beraberler burası. Ne oluşturuyor? Temelde biz zihin diye bunu kastediyoruz. Sanskrit bunun ismi manas. Ama duyudan bağımsız değil. Ve eğer duyuyu yetkin, saf haliyle yalıtır, izole edersen, geri kalan tüm duyulardan, yani diyelim ki kalem verisindeki sadece duyuyla beraber kalmaya başlarsam, kalemin yanında gelecek düşünce ve duygu, bellek hikayesini, örüntüsünü, o böyle vur hızlı giden paterni de durdurabilirsin. Evet. Meditasyon bunu hedefliyor. Vipassana direkt duyuyla çalışarak bunu hedefliyor, ama normal bir düşünce, tek nokta, odak meditasyon yaptığımızda da bunu hedefliyoruz. Bütün meditasyon zincir gibi gelen duygu ve düşünce, bellek kayıtlarıyla o hızlı örüntüyü ancak ve ancak duyu verisiyle düşünceyi tek temasında yakalarsan durdurabileceğinin keşfinden ortaya çıkıyor. Tekrarlayayım. Duyu verisinin düşünce temasındaki yakınlığını keşfettiğin yerde, düşüncenin sana hikaye, bir başka düşünce, bir başka düşünce, bir başka düşünce, çünkü bu çok hızlı bir şey. Kalemi kalem olarak hiçbirimiz görmüyoruz.
Hiçbir zaman. Şu anda sadece meditasyonda görebilirsin. Meditasyon bu demek zaten. Kalemi kalem gibi görebilir misin? Aslında. Hiçbir şekilde yorumlamamak. Yani böyle zihne bana sadece duyuver, hikayesini, yorumunu vermedim. Duyuver değil. Sen düşünce duyuyu veremiyor zaten. Sen sadece kalemi kalem olarak ver dediğinde bunu yapman için senin duyuya gitmen gerekiyor. Bir yerde aynı şeye evet dediğimiz. Yoksa ben kalem dediğim anda sen hemen yazı yazmak, öykü yazmak ama ben yazmayı da çok severim. Annem de bana bir kalem almıştı 2 gün önce. Bu çok güzel bir kalem. Tıpkı senin şu kalemine benziyor. Düşünceler birbirleriyle böyle çağrışımla yapışıklar. Bellek kayıtlarımızla çünkü her şeyi okuyoruz. Her kavramı alıyoruz ve yeniden kavrama baktığımızda o bellek kaydının referansıyla okumaya devam ediyoruz. Yoksa her gün boş bir dünyaya uyanırız. Sıfır. Bu ne? Yeniden kalemi öğren. Yeniden ağacı öğren. Bu temel aslında deneyim almak için zaruri koşul. Bu kötü bir şey değil. Deneyim yazmak üstüne devam ederek bu zaruri koşul. Yoksa her gün uyanırsın. Amnezya yani bellek kaybın olsa. Değil mi böyle insanlar var? Her gün tekrar. Evet, her gün yeniden tanışıyorsun. Evet, böyle filmler çekilmiş. Memento falan vardı. Üstüne yazıyordu şeyleri hatırlamak için. Her seferinde yine ha bu kalem tamam tekrar. Ne oluyor? O zaman bunun üzerine yeni derin kayıtlar yazamıyorsun. Deneyim alamıyorsun. İlerleyemezsin. Şimdi bu soru önemli. Buralar önemli. Bir sürü sorunun cevabı. Neden zihin var? Neden ben zihin olarak bir kimlikle buradayım? Neden varım? Cevap belli. Beyin neden böyle çalışıyor ya da diyeceksen. Deneyim almak için. Bu kadar. Niye geldik dünyaya? Deneyim almak için. Nitekim bir insanın belleği durduğunda yani amnezya, Alzheimer, bitkisel hayat. Bak beden var, bak nefes var, kalp atıyor. Duyular da bakarsan ilkel boyutta belki çalışıyor. Ama o insanı yaşamıyor gibi kabul ediyoruz. Zaten varlığını bitirmiş gibi düşünüyoruz. Ölmeden ölmüş gibi düşünüyoruz. Beden o zaten ölmüş. Bu yaşamak mı? Adı üstünde. Bitkisel hayat gibi tanımlarımız geliyor. Zaten derinden deneyim almanın yaşam demek olduğunu eşitleyen ve bilen bir yanımız var. Buradan başka sorulara da gidebiliriz. Ölüm ne demek? Ölümden niye korkuyoruz? Aslında deneyimin bitmesinden korkuyoruz. Şu anda birisi için ölüm ihtimali geldiğini söylesek, hemen peşi sıra gelen korkular varsa korkunun... Deneyimin duruşu. Yani deneyimin aslında durması bizim için yaşamın durması. Bu yüzden hatta bazı insanlar ve çocuklar daha deneyimim, çünkü çocukluk evresi daha fazla hızlı ve yeni bol deneyim, uyumak istemezler. Doyamıyor. Evet. Evet. Çünkü uykuda deneyim yok. Evet. Ve yetişkin insanlar da kimileri de belki böyle de hani uykusuzluğu derin başka bir yerden okumak diyelim. Hani neden uyuyamaz? Deneyimi bırakmak istemiyor. En basiti zihninde işte deneyimi hala devam ettiriyor. Bugün ne oldu, şu gün ne oldu, şuna yaptım, bunu yaptım vesaire. Bunlar hala deneyimde kalmaya devam etmek. Bırak dediğinde ki böyledir hepimiz için de çok böyle muazzam, kolay ve huzurla uykuya daldım dediğinde o günkü deneyim senin için tatmin ve tamamdır. Oo tamam bitti. Bir gram yeni bir düşünce ve deneyime ihtiyaç yok şimdi bugüne dair. Tamam. Ölüm de onun için. Tüm deneyimler tamamlanınca o bedene ait gelecek. Evet. Evet. Doğru. Ama deneyim eğer arzusu varsa zorla uyutulmak gibi bir şey. Onun için ölürken zor. Evet, gözleri açık kalmak veya korkularla gitmek. Yoga yolculuğu, felsefesi. Bu yüzden deneyimin içine girerek dolu dolu yaşamak ya da deneyimi tüketmek zaten bizi oraya götürdüğünü söylüyor. Bunun adı karma. Karma zaten senin deneyim tüketiciliğinle deneyimi artık bitirmen. Ama bitirmiyorsan, yani buna nasıl, ne demek bitirmek? Şimdi devamına doğru geleceğiz. Deneyimi içerisinde
nesne olarak kalıyorsan sürekli, ne demek nesne olarak kalmak? Bir duygu, duygu üretimi nesne. Deneyimin nesnesi duygu. İyi, kötü, güzel, çirkin, hoşuma gitti, hoşuma gitmedi, haz, acı, kıskançlık, entrika, nefret, öfke. Bunların içerisinde dolanıyorsan, içine girip çıkamıyorsan, çıkamamaktan kasıt şu: bu duygu seni alıp içine köle yapıyorsa ve sen güdüsel olarak yeni bir eyleme ve yeni bir duyguya gidiyorsan, yani yeni bir deneyime gidiyorsan, o duyguyla güdüsel olarak, güdüsel olarak, burası önemli. Öfke geldi, güdüsel olarak sen kolunu kaldırıp atıyorsan, işte sana yeni deneyim. Tokat attın, bu bir yeni deneyim. Şimdi yeni bir tokat sen de yiyebilirsin, yeni deneyim. Acı yeniden çekebilirsin, yeni deneyim. Acıyı çektin, bir de tekme atabilirsin, şimdi yeni deneyim. Ya da deneyimi durdurmayı seçebilirsin. Öfkenin kendisini aslında eylemi güdüsel yönetmesinden ziyade sen öfkeyi yöneterek eylemini seçmeye giderek. Burası büyük adım. Çünkü orası karmanın, yani ölümden korku dediğimiz şey, ölümün kabulle ve mutlulukla ve huzurla kabulüyse, deneyimlerin güdüsel ve kör seni yeni deneyimlere sürüklemesi değil, deneyimi yöneten olarak senin deneyimi kuranın kim olduğunu keşfettiğin yerde mümkün olabilir. Çünkü deneyim hala düşünce ve duygu, bu boyut bir nesnedir. Nesne. Özneye gelmedik. Ve biz özneyi arıyoruz. Zihin asıl düşünceleri kuran dedik ama zihnin ötesinde. Ben belki de diye sorarak yolculukta. Bu öfke dediğim şey, bu duygu tanımladığım şey, yani öfkeyi öfke olarak tanımım var. Ama öfkeyi neden öfke olarak tanımlıyorsun? Bu soruyu şu an tanım olarak verdiğimiz kavram boyutumuz sormaz. Zihin diye tanımladığımız bilimsel verileri göz aldı. Bu sinirler okudu. Oksipital lob diye arkada görme alanımız var, bölümümüz beyinde. Burada bunlar okundu, dedi ki kalem. Başka bir bölümü daha var beynin. Ön frontal korteks. O da şimdi kalemle ne yapayım diye soruyor. Bellek kayıtlarıyla referans karşılaştırmaya sokarak, bu kalemle ne yapayım? Bellekte sürekli olarak eğer yazdın, 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 yazdın diye bir kayıt varsa, zunk diye hemen yazarsın. Daha bu sormadan. Ama ki sorarsa alıp kafana toka da yapabilirsin. Bu yazı ama aynı zamanda dik bir form. Bunu ayırt edebilirim, fark edebilirim, muhakeme edebilirim, kıyas yapabilirim, analiz edebilirim, karşılaştırabilirim. Bütün kavramlar bu ön lobumuzun yaptığı fonksiyonları tanımlıyor. O zaman dik bir form sadece yazmaya değil, bazen saçına toka olarak takmaya da dönüşebilir. Hadi bakalım şimdi, bu toka mı kalem mi? Bunu sadece insan yapabiliyor. Çünkü sadece insanda frontal korteks var, zeka. Bu yüzden bir kedi için ne diyelim? Mamayı her gördüğünde koşarak yiyecek, evet. Bu mamayı şu anda 60 kiloyum, yemeğe ihtiyacım var mı diye soru sormuyor. Yarına mı kalsa ya da yanımdaki benden daha aç diyorsa bile, onu da güdüsel yapıyor. Bazen kediler de başkalarına veriyor ama güdüsel. Çiftleşme güdüsünün kaydıyla işte erkek kedi dişiye verebiliyor. Ya da yavrusuna verebiliyor, evet. Ama açları doyurayım, şurada bir grup 5 kedi var, onlara bu mama 5 gün yeter diye bir muhakemesi yok. Kayıt dışına çıkamıyor. Evet. Evet. Muhakeme, karşılaştırma, kıyaslama. Nesneler arasındaki farkı görmek. Yani kalem yazmak, toka kafaya takmak, dik form kafaya da takılabilir bir form. Bu bir muhakeme şu an yapılan. Basit düzeye bakarsın. Kavramları alıp birbirleriyle yan yana koyarak fark görmek. İşte orası. Bunun bir sonrası. Oraya fark görmek diye yazacağım şu an. Çok da kağıdın dibine indik ama şuradan fark etmek dediğim, buraya ayrıca yazayım. Fark etmek, kıyas, muhakeme ve fark ettiğinde, yani kalemi tokadan ayırt ettiğinde, fark ayırmak da demek,
ayırt ettiğinde bunu yapman için bir şeye ihtiyacım var. Keşfettikleri büyük yer burası. Düşünce boyutundan daha derin bene gidersek benliğimizi göreceğimiz yer de orası. Ustalara, üstadlara, aydınlanmış ermiş kişilere göre. Bir şeyi fark etmen için kalemi bu kalemden ayırt etmen için ne yapman lazım? Basit aslında. Biliyorsun. O yüzden Tibet Budizminde bir söz var demiştik. Çok güzel. O kadar yakın ki hakikat göremezsin. O kadar kolay ki anlayamazsın. Şu anda da burada da. Bu kalemi bu kalemden farklı demen için ne yapman lazım? Bilmek lazım sanki. Daha basit bir cevap. Çok daha basit. İkisini bakmak, de görmek. Bakman lazım. Bakman lazım. Evet. Görmen lazım. Ama. Evet. Ama bakman lazım. Görmekle bakmak aynı şey değil dilimizde de. Görerim ama bakmam. Ya da bakarım ama görmem diyelim. Evet. Şimdi neyi kastediyoruz burada? Burası Zurnanın zırt dedi. Felsefenin işte kalbi olan yer. Bakmakla görmek arasındaki fark nedir? Böyle bakıp da iki kalemi görmediğim yerde, bir de bakıp da gördüğüm yerde ne var? Farkındalık var. Dikkat var. Dikkat. Farkındalık. Yani farkındasın. Kalemler burada. Şuurundasın. Bilincindesin. Bakıyorsun. İzliyorsun. Bunun ismi bilinç ya da farkındalık. Ningyen Rupeç diyor ki tam bu dediğin noktada aslında sen o kalemi tam olarak göremezsin. Diyor ki benim yüzümü görüyorsun değil mi? Görüyorsun. Ama benim yüzümü tam görmüyorsun. Burnumu mu görüyorsun? Gözümü mü görüyorsun? Nereyi görüyorsun? Aslında tam görmüyorsun. Yani tam oraya diyor baktığın şey, orada tanımladığın şey. Aslında orada tam gördüğün şey değil diyor. Hiçbir zaman saf bakmamalı. Tamam, saf bakamıyoruz işte. Hep belleğin arka plan kayıtlarıyla ve o izlediğimizle. Şimdi tam da oraya doğru gidiş için işte o zaman yine de arka planında dikkatimi neye yönlendiriyorsam bellek olarak da onu seçiyorum aslında. Bu seçici dikkat yapıyoruz normal hayatta da. Şu anda da buraya baktığımda kalem ve kalem arasına farkındalık koyduğunda kalem ve kalem olarak farklı kalem görüyorsun. Damlayı gördün mü burada tutan? Görmedin. Çünkü farkındalığın damlada değildi. Kalemdeydi. Peki damlaya baksan şimdi iki kalemi görecek misin? Görmeyeceksin. Farkındalık ve dikkat öyle bir ışık ki neyin üstüne düşerse orayı ayırt edebilir ve orayı tanımlayabilirsin. Düşmediği yer karanlık. Fener tutmak. Fener ve ışık tutmak gibi. Işığı nereye tutarsam orada görüntü var. Işığı buraya tutarsam burada görüntü var. Bu yüzden de şu anda fark görmek, fark etme eşittir. Farkındalık. Şimdi işte o bilinç ya da kavramına döndü. Kavramı ortaya çıktı. Bunu bir ezber olarak konuşmuyoruz. Şu an söylediğimizde aslında bir şeyi görmek için, bir şeyi tanımlamak için, bir şeyi başka bir şeyden ayırt etmek için oraya arka planda adına dikkat, izlemek, görmek, şuur, bilinç, farkındalık hangi kelimeyi seçersek onu yönlendirmemiz gerekiyor. Ve bu da şimdi geri gelelim araştırmaya. Düşüncenin saf düşünce olarak kaldı. Ne olduğunu anlamaya çalıştığımız yer. Buradaydık. Duyu ya farkındalığımı koyduğumda dokunuyorum, kalemi tutuyorum. Farkındalığım temas eden el ve kalem arasındaki hisse geldiğinde birincisi bir anda hemen bu temastan düşünceler üremeye başladı. Aa çok güzel, aa çok yumuşak. O duyuda mıyım? Şu an gittim. O zaman o düşünce sadece kalem olarak görme işte boyutuna gelmem için farkındalığımı sadece bu duyu temasında tutmam lazım. Yani dikkatimi sadece o
his o veri üzerine yoğunlaştırmam lazım. Değil mi? Geri kalan her şeyden çekmem lazım. Düşünce fişini. Başka düşüncelerin üreme fişini. Sadece burada ışığı tek başına tutmam lazım. Yoksa o kendi kendini üretecek. Bunun ismi duyu kontrolü. Birinci adım. Pratyahara. Sanskrit ismi buraya gelen. O pratyahara. Duyu yetkinliği dediğimiz. Sadece başka hiçbir duyu girmiyor. Öyle ki sadece bu duyuya bakmaya devam ettiğimde artık kalem güzel, çirkin, iyi, kötü. Hikaye yok. Durduruldu hikaye. Noktaladın orayı. Cümleyi durdurdun. Yeni cümle üretilmiyor. Yeni duyu gelmiyor. Değil mi? Buradayız. Şimdi devam ediyorum. Sadece bu duyu, bu duyu, bu duyu, bu duyu, bu duyu, bu duyu, bu his, bu his, bu his, bu his. Böyle bir noktada kalem kavramında düşmeye başlamaz mı? Kalem tanımında değilsin artık. Saf temas hissesin. Hissin kendisinin kalem kavramını üretmesi de yeni bir nöral sıçrama. Bunu da durdurdun. Durdurabilirsin. Sadece şu hissi izlersen, hissin kendisinde ne iyi var, ne kötü var, ne kalem var. Tekrar, 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 tekrar orada kalırsın. Düştüğüm yer başka bir duyu nesnesi ve sonra tekrar geri gelmeye çalışırsam bu duyu nesnesine geri ya da tekrar kalem kavramına gittim. Hayır, geri gel dedim. Burada böyle bir çaba halinde bilinci tutmaya çalışıyorum. Böyle titreyen bir fener gibi. Daha stabil yapamadım. Bir kaleme gidiyor, bir güzel diyor, sonra hayır geri gel duyu diyorum. Burası odaklanma dediğimiz düşünceyi izleme çabamız. Zihin adına. Bu dharana, Sanskrit ismi. Ama ki eğer artık saf duyu, 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 duyu bu hisle kaldım. Hikaye bitti. Kalem kavramı bile bitti. Burası önemli. Kalem kavramı bile bitti. Kalem aslında saf duyu verilerinden oluşan bir sanal üründü. Pen de olabilirdi onun ismi. Niye kalem? Pencil ya da. Değil mi? Artık kavram düştü. Saf duyu kaldı. Burada nesne bitti yani. Nesne bitti. İsmi işte düşünce bitti. Düşüncenin arkasında dikkatin yönlendiği duyunun verisi kaldı. Ama o duyu verisine de bir isim vermiyorsun. Güzel demiyorsun. Yumuşak demiyorsun. Bu işte şöyle şöyle bir his demiyorsun. Bunlar hala tanım. Sadece duyu, duyu olarak kaldığı bir izleme hali. O zaman meditasyon, teknik olarak tanım burası. Kavramların düştüğü bir yerde kalan şey farkındalığın sadece izleme hali. Bir şeyi, adı yok onun. Şey oldu sadece. Takip edebiliyor muyuz? Yani oraya iyi demedin, güzel demedin, çirkin demedin. Ama bir şey var. İzlediğin de bir şey var. İzleyen de var. İzleme hali de var. Ama isim yok. Kavram yok, tanım yok. Burası dharana'dan sonra dhyana, meditasyon diye teknik tanımladığı yoga sutraların kısım. Farkındalık. Bu iki okun da buluştuğu yer, belki şöyle yazalım. Çaba gösterebileceğimiz max yer dharana. Evet, çaba max orada. Artık o yoğunlaşma, ışık titremesi çabayla, ama yine bu da oluyor. Yani bu aynı şey sorusu gibi. Zihnin dharana ile dhyana farkı, hatta yoga pranayama ile meditasyon pranayama arasındaki farkı gibi. Ne zaman artık belim kendiliğinden ağrımayacak, kim bilir. Hatta yoga asana ile, evet, meditasyonda meditasyon asanası farkı gibi. Sen şu anda böyle durduğunda çaba mı gösteriyorsun dik durmak için? Bir yerden sonra öylesine güçlüyse kasların, bir yerden sonra kendiliğinden tutuyor seni. Bunun aşamasını ama böyle ne bilemiyorsun. Bilemiyorsun. Yok. Bir gri alan gibi yavaş yavaş siyahtan böyle beyaza doğru gidiyor bir yerde. Ama neyi biliyorsun? Sen hep bel kası çalıştın. Çalışmaya devam ettikçe de o kendiliğinden tutma gücü artıyor. Ne kadar çok dharana yaparsan, yani izleme adına çaba koyarsan, kendiliğinden onu sadece izlemenin kaldığı yere de geçiş olacak. Bu durumda. Zihin de aynı şekilde çalışıyor.
Yani zihni çalıştıran asıl mekanizma, dikkat, bilinç, farkındalık dediğimiz şeye de geçiş aynı prensipten, aynı benzerlikten. His artık adı yok. Sadece izleme var. İzleyen olarak ben varım. İzlediğimin farkındayım. İzleme eylemim var. İzlediğim şeyin ismi yok. Bir başka şekilde de böyle anlatmıştık. Piksel yaptım mesela resmi. Fotoğrafta büyütüyorum, 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 büyütüyorum. Piksellerine indikçe önceden çiçek diye tanımladığın kavram yaklaştıkça çiçek formunu kaybediyor. Amorf renkler bütününe dönüşüyor. Orası Diana. Artık isimler bitti. Buda'nın böyle cümleleri var. Aydınlanma aşamalarında söylediğini düşünen. Bu kolla bu kalemi birbirinden ayıran şey ne? O kolla bu kolu ayıran şey ne? Aslında böyle bir yere geliyorsun. Neden bu ayrı ki ondan? Bunu nereden tanımlıyorsun? Daha derini. Nereden tanımlıyorsun bunun ondan ayrı olduğunu? İzlemenin kendisi kavramsallaştıransa, kavramlarının düştüğü yerde, izlemenin kaldığı yerde senin benden ne ayrım farkın kalabilir? Bütünü anlamaya başlıyorum. Hiçbir şey yok. Çokluk yok, form yok, isim yok. Dünya yok. Gördüğün her şey o zaman bir yanılsama. Göz adına bir ürün. Bu nihayetinde oraya götürür. Ve benim. Yani bu yapıyor. Sadece izleme halinde kaldığı yerde. Bir de şu ben aynısını yapsa. İzleme halinde kalıp saf izleme. Bu izleme bu izlemeden ayrı mı? İzlemenin kendisi, bilincin kendisi sadece izlemedir. İsimsiz, biçimsiz, sadece orada olma. Fark etme. Bu kadar. Bu meditasyon olarak Diana, yoğunlaşma daha doğru çevirisi aslında. Bilincin saf, tek başına kalmaya başladığı yer. İzlediği şey isim ve biçimini kaybettiği yer. Her şeyin her şey olduğu yer. Eşleştiği, ayrımsızlaştığı yer. Ben varım, izliyorum. İzlediğim şey, ismi yok. Devam ederse bu süreç, hala bakmaya, şey halinin yani şeyliğin ve benim izleme olarak farkındalığının kendisi de şeyden ayrımsız bir yere evrilmeye başlayabilir diye aktarılıyor. Şey, izleyen, izleme eylemi, izlediğin bir şey yok artık. O amorf, isimsiz bir şeydi ya, şeylik adı üstünde zaten garip bir şey, ne demek şey? Şeylik yok. Orada artık zihin ötesi mi yani? Orası sadece izlemenin kaldığı yer. Zihin dediğimiz şey düşüncelerse evet düşüncenin ötesine geçtik. Düşünceyi ortaya çıkaranın bilinç yani fener gibi ışık gibi bakışın olduğunu zaten şu an muhakemeyle teorik olarak keşfetmiş olduk. Işığı tuttuğumda görüntü ortaya çıkıyor. Işığı çektiğimde görüntü yok. Ama Işık kendisini de konuşurken nesnesiyle tanımlayarak konuşulabilir yapıyor. Aksi takdirde şu anda o yüzden zorlanıyoruz. Saf bilinç nesnesiz kaldığında konuşulabilir bir şey olmaması lazım. Adı üstünde kavram ötesi ise, kavramları kuransa. Ama burada daha derin keşif, olma halinin kaybolmadığı. Varlık, izleme, şeylik gitti. Ama ben diyerek var olma hali yok olmadı. Var olmanın ismi yok, biçimi yok, tanımı yok. Ama var olmak hala var orada. Bu deneyde. Bu yüzden varlık isimsiz, biçimsiz vardır diyerek bitiriyor felsefe. Yoga Sutra Vedanta. Sat, salt var, saf var. Nihayetinde sen, ben olmak İsim biçimden bağımsız saf bilinç veya böylesi saf farkındalığın ta kendisi. Burası senin saltlığın, kendiliğin, bir başınalığın Yoga Sutra'ya göre Kayvalya, nihai tekleştiğin yer. Senden başka hiçbir şey yok nihayetinde. Çünkü bütün isimler biçimler eridiğinde
İzlenilen bir şey kalmadığında derin uyku, bu yüzden hep en yakın diye anlatırız. Var olmak, ama var olmanın kendisi sadece. Konuşulabilir olmayacak, çünkü konuşmak için ayrım yapman lazım, yansıtman lazım adını. Ha, şu an konuşuyoruz ama onu konuşmuyoruz. Yakınlaştırmaya çalışarak, muhakemeyle böyle bir çizgiye dokunmadan yanına 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 gitmek gibi bir şey. Benzetmeye çalışıyoruz. Benzetmeye çalışıyoruz, evet. Ama yine bak, benzetmek dediğimiz şey kıyas mekanizması. Hala zeka. Evet, evet, evet. Bunu bu yüzden ayırıyoruz, farkındalık, fark etmeyi zeka diye tanımlıyoruz, o frontal korteksi. Düşünce ve duygu boyutundan ayırarak fark etme melekemiz. Arka planında ama bununla çalışıyor. Bu kalıyor geriye. Ve orası tek başınalığında kalırsa teknik ismi samadhi, aydınlanma, hiçlik, boşluk, mutlak ya da bilinç, saf bilinç, tek başınalığı. Konuşma şu anda farazi. Bizim için hala kelimeler boyutu. Deney ancak öznenin kendisinde saklı olduğu için bu deneyi yapmak. Bu yüzden deneyimin içinde deneyi yaparsın zaten. Kelime de buradan geliyor. Deney, deneyim. Deneyi deneyimin içinde yapacaksın. Deneyimin olmadan, özetle, saf farkındalık idrakına da gelmek mümkün değil. Çünkü deney, şansın yok başka türlü. Ne demeye çalışıyor bu cümle? Öldükten sonra saf farkındalık şuurunu deneyimin olmadığı bir yerde keşfedemezsin. Uykuda, derin uykuda, deneyimin olmadığı bir yerde farkındalık ve şuuru, muhakeme melaikeni çalıştıramazsın. Bu yüzden uyanık bilinç, farkındalığın çalışması için insana verilmiş nadide biricik zaman. Biz de şu anda yaşıyoruz diye tanımladığımız yer aslında yaşamın özü ve kökünü görmek için tek şansımız olduğu yer. Daha derin ve daha temelinde hakikat, eğer ki nihai tek orası saf bilinç diye anlatılansa, konuşulanlara da göre, aktarılanlara, ölüm korkusu da bir yandan bizim için deneyim şansımızın bittiği yer. Dolayısıyla deneyim şansının bittiğinde de hakikatin idrakını bulma şansının da bittiği yer. Ölüm anı için hazırlık aslında yaşam. Ya da ölümün nihayetinde olmadığını idrak etmem için yaşam esnasında bir nevi kısmi ölüm deneylerini bilinçli yaparak farkındalığın ışığıyla keşfedebilir kişi. Nasıl? Dokunduğun anda sadece bakarak, izleyen olduğun, izleyen olduğun, izleyen olduğun gibi meditasyon, idman pratik 20 dakika belki, ama hayatın geri kalan her anında da her duyu değişken ve geçici. Her duyum tamamen keyfi tasvirde ve ayrımının olmadığı bir yerde. O zaman sen diye tanımladığın bütün bu deneyimler ilişkisine giren benlik, ego, kimlik var mı ki? O da hayali ve farazi. Sabit bir benliğin yok. Sabit olmayan bir benlikte sabitlik arayışındaysan, bu bir yanılsama, bir serabın peşinde koşma. Acize. Peki neyin korkusundasın o zaman? Neyi kaybedeceğini sanıyorsun o zaman? Ölümse eğer bunun adı, ya da başka bir şey kaybetmekse. Neyin var olduğunu sandın ki aslında? Burası yanılsama. Olmayan bir şeyi tanımladığın bir yanılsama alanındasın. Kalemi bu kalemden ayırt ettiğim yerde gözüm bunu görüyor. Ama gözüm aslında bir nevi oyun yapıyor gibi. Bir göz oyunu gibi. Arkasında ayrımsız, tek, eşit bir izleme hali. Hep sabit, hep tek, hep gerçek. Bir yerde bu idman, meditasyon, biraz kısa pratik ama hayatın her anında da bu pratiği tekrarlamak için. Bu yüzden işte her duyunun değişken olduğunu izleme. Budistlerin anitya, 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 değişken, geçici, değişken, geçici, sürekli duyu izle, sürekli duyu izle, sürekli duyu izle. Duyu kavramını üretiyor, hikayeni üretiyor ama geçici.
Sabit değil. Ve bu geçiciliğin içerisine kaldığında tıpkı rüya gibi, o zaman hayatın kendisi. O zaman ben diye bir şey yok ki. Kimlik diyerek sabitlediğin her şey de geçici. Benlik dediğin her şey de bir rüyanın ürünü bir yerde. O zaman bütün hayat sadece bir rüya. Her deneyim geçicilikteyse bu hayatın kendisi bir rüya gibi. Bu hayatı gerçek sanan ve kuran benlik, bu da rüyanın ama bir ürünü. Kendisi de aslında geçici. Öğretmen, öğrenci, eş, çocuk, bu kavramların hepsi de geçici ve değişken. Bir ürün, bir zihin kurgusu. Sabitliği olamaz. Sabitliği olmayan bir yerde neyi kaybedeceğini düşünüyorsun? Kimin öleceğini düşünüyorsun? Kavramların ölecek. Kavramlar sen misin? Kavram içeriğini sen sanıyorsan bu cehalet. Bu yüzden yoga felsefesi Budist öğretiye göre avidya, cehalet. Olanı görmemek. Olanı olduğu halde görmemek. Çarpıtarak görmek. O yüzden bu yansımayı gerçek sandığımda yanılsamaya düşmek. Bir serap. Bir kurgun var, damla dönmez. Bunun mutlak bir gerçeklik olduğunu sanıyorum. Ve kaybedeceğimi sanıyorum. Ama aslında nihayetinde o bir görüntü. Işık değil. Işıkla görüntü ortaya çıkıyor. Görüntü ışığa mahkum ve bağımlı. Işık ondan daha gerçek. Bir yerde bilinç, nihai, o zaman beni kuran idrakı ve keşfi, tutunmama gibi hani konuşulan kavramlar, zaten olmayan bir şeye tutunamazsın ki. Zaten yanılsamaya bile bile insan düşmez, düşüremez. Bilmeyen insan düşer. Serabın nasıl çalıştığını anladığın anda, fizik kanunları bilgi anlamında verildiği zaman sana, çölde yürürken serap gördüğünde bunu ayırt edebilirsin artık. Gördüğün görüntüyü yok ettin demek değil bu. Hala oradaysan. Ama onun serap olduğunu. Evet. Bu yüzden ermiş veya aydınlanmış bir kişi içinde seni görmüyor demek değil bu. İşte Ramana Maharshi aydınlanmış bir usta olarak anlattığımız, oturduğunda karşısına böyle gibi böyle bir şey bakmıyor değil. Ve yazmıyor değil, konuşmuyor değil. Patanjali en basit işte yoga sutraları yazması bile. Kavramları var işte yani. Ama yazarken arka planında ne olduğunun bilinci var. Yine. Daha derin bir yerden ulaştı. Dün de örneğini verdik. Sufi dervişlerin seması gibi. Sabit bir ayak hiç hareket etmiyor o merkezde. Diğer ayak pergel gibi dönebilir. Dünya ve yanılsama ve çeşitlilik ve isim biçim içerisinde. Ya da Krishna'nın Bhagavad Gita'da hep anlattı. Bütün kitap bunun üzerine. Eylemlerin içerisinde olabilirsin. Eylemlerin sonucunda deneyim görebilirsin. Ama merkezin, sabitin burası olduğunu bildiğin yerde deneyim seni lekelemez. Bir lotus çiçeği gibi suyun, çamurun batağın içinde olur ama üzerinden akıp gider. Hiçbir zaman sana yapışmaz. Karma yoga yaklaşımıyla eyleme geç, deneyime gir. Ama eyleyen olarak deneyimden bağımsız olduğunu bil. Demeye çalışması bu. Hatırlatıcılığı bu. Biz şu anda bunu mutlak bilişte ve bilinçte ve idrakta değiliz. O konuşmamız bunu söylemiyor. Ama bu konuşmamız bunu her daim hatırlatmak adına bir biliştir ve bilinçtir. Hatırlamak adına. Hatırlamayı şimdi sen eylem olarak yapacaksın. Zikrediyoruz. Evet. Sonra bu ne kadar zikirse, tıpkı tekrar tekrar yaptıkça kendiliğinde ne dönüşmesi gibi. Artık her attığım adımda adımımın sonrasında olacak hikaye değil, sadece adımımın temasını izliyorum. Bu kadar, şu anda bu var. Bu adım güzeldi, çirkindi, şimdi oraya varacaktım değil. Sadece adım var. Adımın kendisinde bu his var. O zaman izleme halindeyim sürekli. Çünkü o saf duyuyla kaldığım yer, hani teknik bunu nasıl yapıyoruz, yapabiliriz. Anlatılan teknik bu. Bunlar en azından öğretmenlerin anlattı. O zaman sen hep duyuyla orada kaldığında, anda kaldığında, yani anda dediğim şey izlemenin kendisi. Başka yerde yok an zaten. İzleme halinde ancak burası. İzleme halinde dünyada yarın olamaz. İzlemek hep bu ana ait bir şey. Hep yeni bir şey. O zaman bendeyim, merkezdeyim. Nihai olarak. İsimsiz, biçimsiz, kavramlar ötesine en azından hatırlama halindeyim ya da diyelim.
Zikir kelimesi de hatırlamak demek zaten. Arapçada da. Tekrarlamak demek değil. Zakir, erkek ismidir. Hafızası en güçlü olan demek. En iyi hatırlayan demek mesela. Ha, zikretmek, hatırlamak. Hatırlamak ancak seçtiğin nesneyi bilinç ışığını yönlendirmek demek. Seçtiğin nesneye bilinç ışığını yönlendirmek demek. Geçmiş kayıtlarından gibi şu an konuşuyor olsak bile bu bir kavram da olabilir. Konuştuğumuz şu an bu kavramlar. Ve saf duyu izleme, saf duyu izleme nihayetinde de bu idmanın da götüreceği yer bir yerde. Şimdilik bu kadar diyelim.